Arkadaşlar yeni bir şehir turu vlogu ile. Ya ne gülüyorsun ya? Çetori. Birlikteyiz. En son İzmir, Bodrum yapmıştık. Sonra ne yaptık İrem? Yok, ondan önce de Bursa yapmıştık. Bugün arkadaşlar Türkiye'mizin başkenti Ankara'dayız ve burada 3-4 gün boyunca gezeceğiz. Bugün arkamda görmüş olduğunuz misafirler, figüranlarım var. Ortadaki arkadaşı tanıyorsunuz zaten. Hiçbir şekilde kurtulamıyorum. Arsız. Bir daha alalım. Arsız. Arsız. Şimdi kuzenim Berk'le başlayalım. Hoş geldiniz. Kendisi 15-20 yıldır Ankara'da yaşıyor. 15-20 yıldır kuzenim diyeceğim. Normal kuzenim. Evet. Bugün bize Ankara turunu eşlik edecek ve o bizi rehberlik edecek. Ve asıl olay asıl burada. Asıl kişi. Başlar mısın? Ben başlayayım. Evet. Neye başlayayım? Merhabalar öncelikle. Ankara'dayız. Heyecanlıyım. Niye heyecanlandın sen? Yanımda Yusuf var. Yusuf sen bizi heyecanlandırdın. Aynen oğlum. Niye böyle oldu? Bir gün İrem ablanın arsızlıklarıyla uğraşıyoruz. Ve Yiğit abinin kızları çekmesi ve Yusuf bizim kızmayın. Hepinizi çok seviyorum ama Yiğit'in yani takipçileri arasında en çok sevdiğim benim Yusuf. Bir numara. Yani çünkü siz tabii arka planı bilmiyorsunuz. Biz böyle bize bir şeyler falan yazıyor. Biz Yiğit'le aşırı eğleniyoruz Yusuf'un. Yorumları, yani yazmaları, Yiğit'e söylediği laflar, bana söylediği laflar. Bu yaratıcılık nereden geliyor Yusuf? Yaratıcılık abi doğal Ankara bebesi olmanın verdiği özgüvenle geliyor. O da çok heyecanlı ama evet. Arkadaşlar bu arada hakikaten Yusuf gerçekten çok değer verdi. Her canlı yayınıma, her premierime geliyorsun. Hepsine gelirim. Yorumlarımı atarım. Yukarıda da bazı sorular soracağım sana gezerken. Şimdi senden bir tabii ki de sizden daha doğrusu bir Cristiano Ronaldo. Gol sevincini biliyorsun değil mi? Trayla onu yapmanızı isteyeceğim. Biliyorsun videolara öyle giriyorum ben. 3, hadi. 2, 1. See you. Tamam, şimdi sıra sende abi. Hadi bakalım. Şöyle koşun. Evet. See you. Şu anda Botanik Park'tayız. Arkamızda görmüş olduğunuz yapıt her Besatçı izleyicisinin bildiği kafes. Botanik Park kafes diye geçiyor. Aha. Zaten belirli sahnelerde koyarız muhtemelen göstermek için. Şimdi neydi buranın adı, AVM'nin adı? AVM Atakule. Atakule'nin oradayız. Berk dedi ki... Ankara'nın ilk AVM'si burasıdır. Botanik Park buranın en ünlü yerlerinden bir tanesi arkadaşlar. Burayı da gösterelim dedik. Hangi mahalleye bağlı? Oran. Oran mahallesine bağlı. Şimdi burada bir tane kule var bro. Çıkabiliyor muyuz buraya? Nedir? Şöyle normal zamanlarda çıkabiliyorduk. Bugün de çıkılır diye düşünüyorum. Çıkamazsak da yine onun belirli bir yerine kadar çıkış var. Oraya çıkarız. Oradan İrem'i sallasak aşağıca. Sallasak o ölmez ya. Ölse bile ambulans gelmez ona. Atsam zaten ambulansa gerek kalmaz. Direkt beni cenaze aracına tabii, yükle yani. Tabii almaz seni yani. Oradaki kedilere yem olursun. O zaman şey yapalım. Burada anlatacağımız bir şey kaldı mı bro? Tamam. İçini gösterebiliriz. Hadi gidelim o zaman. Girebiliyor muyuz oraya? Camdan kameraya sokabiliriz bence. Tam o merdivenin orada o sahne geçti göster mesela. Parmakla. Şöyle göstereyim o merdivenin orada o sahneler geçti. Burada gidip içki tamam. İçiyorlar. Her akşam burada içki içiyorlar. Böyle tamam. Bir yer. Bu arada arkadaşlar videonun devamında Atakule'ye gideceğiz. Anıtkabir'e büyük ihtimal bilmiyorum bugün yetişir diye düşünüyoruz. Sonra ne yaparız? Sonra da çay yoluna gidebiliriz. Başka var mı bir şey? Başka Kızılay Meydanı. Geziyorsun oğlum bizi ya. Gülen Park'a gidebiliriz. Sen İstanbul'a gelsen ben seni var ya Geleceğim abi geleceğim. Geleceğim mi? Geleceğim. Valla. Aynen. İyi bugün seni sur yağmuruna da tutacağım. Ama Erem'in yanında kalmam ben senin yanında kalacağım. Ya benim yanımda kal. O seni yer oğlum. O beni yer. Bak bak şoklar. Bak neyse sonra. Sinek kaçacak ağzını kapat. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Maçka Demokrasi Parkı gibi burada. İnsanların oturduğu, eğlendiği. Şimdi seninle ben ufak bir sohbet yapmak istiyorum. Dürüst olacağımıza yemin eder miyiz? Yemin edebiliriz. Yiğit Portakal'ı tanırsın. Röntgenci kendisi. Bildiğiniz radar. Aynen öyle. Nasıl buluyorsun kendisini? Yakışıklı, sempatik ama biraz arsız olabilir. O da senin gibi. Yani o da arsız olmasa aynen. Zaten yakın arkadaş olmazdık gibime geliyor. Peki sayfasını beğeniyor musun? Sayfasını beğeniyorum. Herkes like atsın videolarına. Yiğit'in başka kadınlarla çektiği videolara dislike atıyorum. Ah kurban olurum seni yaradan. Bak sen ya. O benim işte o benim. Sana kurban olurum. İrem de hiçbir video izlemiyor oğlum. Zaten videolara tat vermiyor diğer kızlarla olan videoları. Evet. Aynen. Konuş beyi, konuş. Bu cadde ne caddesi? Cinna. Bayağı şey geniş bir caddeye benziyor. Aynı zamanda burada dizilerde falan çok çekiliyor. Hatta yolu da alalım bir. Yolu da alalım bir. Oynat Uğurcuğum. Uğurcuğum. Burada da bir uzun eşek var galiba. Tabii İremlik. Size eşek oynatmış ya. Arkadaşlar şu kuleye bir bakalım. İşte bu kule.
Kule. Atak Kule. O kule, bu kule. Arkadaşlar yukarıda görüşürüz. Arkadaşlar geldik. Burası Atak Kule teras diye geçiyor. Normalde şu tarafa çekebilir misin? En tepeye çıkış var ancak şu an tadilatta olduğu için izin vermiyorlar. Çıkamıyor muyuz oraya? Şu anda çıkamıyoruz. Ha. 360 derece bütün Ankara'yı görebilirsiniz oraya çıktığınızda. Ankara böyle düz ova gibi ya aslında biraz ama öyle ama biraz tabii gökdelenler falan artık. Hava kuru. Kapattı. Kuruluk var. Kuru bir hava var şu an onu fark ettim. Dudaklar kurumaya başladı. Aynen. Senin de kuruyor mu? Aynen kuruyor. Yusuf'un da kuruyor. Bir şey söyleyeceğim. Şeyleri merak ediyorum. İlk hangi videomla gördün beni? İlk hangi videon? İlk İrem'i gördüm zaten papakta. Direkt yapıştım dedim bu kızı izlemem lazım. Bu benimdir ya. Aynen bu benimdir. Ondan sonra Yiğit abi gönü tabii Yiğit abiye kaydı. Bana kaydın. Aynen yani kaymadım da. Kaydın derken. Yani ondan onaya şey yani Yiğit abi büyüktür. İrem Cengiz. Ya. Bu ne için? Bir dakika. Beni Instagram'dan takip etmediği için. Yani Instagram'ı takip etse ya. İrem Cengiz büyüktür. Yiğit Portakal olabilir. Ayda. Veya büyük eşittir. Sıkıntı. Yiğit takip ediyor mu? Yiğit takip ediyor. Yiğit abi direkt. İlk hangi videomu izledin hakikaten? İlk hangi videon? Ya videoların ismini benim de isim hafızası yok da. Ben direkt sana geliyorum abi. Ben evi falan bakmıyorum. Direkt sen muhabbet İrem abla. Valla. Aynen öyle. Sarıyor. Sarıyor mu? Aynen öyle. Ama sen bir 6-7 aydır. Başından beri. Neyi mi sevdin mesela? Neyini sevdim abi? Milletin terimiyle ergen muhabbetleriniz. Yani benim değil de milletin o. Değil mi? Boş muhabbet. Aynen. Bir de neyse o. Görüyorsun şimdi hiç hazırlık yapmadan böyle lambur lambur evlere giriyorsun. Abi, ne görüyorsak planlama yok. Bir şey yok. Planlama yok. Aynen öyle. Önerilerin var mı? Önerilerin. Mesela İrem devam etsin mi? İrem videolara? Devam etsin ya. Başka kadınları almayalım. Sadece İrem. Şöyle biraz şu tarafa geçip karanlıkta oluyoruz. İşte bak fanlarım bile diyor ki İrem dışında kimseyle çekilme diyor. Ben demiyorum bak. Benden çıktı iş. Benden çıktı iş. Instagram'dan takip ediyor musun? Ettim. Görmem de kanıtlanması lazım. Yani gözümle görmeden. Gözümle girmeden inanma ona. İnanma. O nasıl bilmiyorum. Bu taraflarını da like alalım. Aynen like zaten alalım. Zaten iki tane. Niye oğlum iki tane? Like alalım. Aldım. Yaptım. Yani. Galatasaray 3-2 oldu. Galatasaray maçım var. Ha, hangi takımsın? Galatasaray. Ya. Ben tek Beşiktaşlı kaldım oğlum. Bu ne kardeşim? Şimdi arkadaşlar konuya dönecek olursak bu haftası da Ankara. Gördüğünüz gibi Ankara sadece taş ve betondan ibaret. Çok işiniz yoksa, boş kalmamışsanız, hani yolunuzun çok düşeceği bir yer değil. Güzel ama ya, meyhaneler güzel. Yani meyhaneleri güzeldir. Pavyonları güzel. 06, Parlament, Kristal. Hani götüreceğim mi beni? Götüreceğim abi. Akşam oradayız, akşam oradayız. Gidiyoruz. Videoyu nasıl çekeceğiz? Videoyu biraz YouTube yasaklayabilir ama bilmiyorum artık. Pavyondakiler izin verecek mi? İzin verebilir ya. İrem'i görmezlerse mesela Yiğit şimdi, hayır şimdi mesela Yiğit sallıyorum. Kız arkadaşı yok. Yok. Kız arkadaşı yok. Evet. Ve diyelim gitti oraya gizli gizli. Evet. Ve sen geldin videoyu çekiyorsun orayı. Evet. Ve Yiğit ortaya çıktı orada gözüktü. Ve kız arkadaşı da bunu gördü ifşalandı. Evet. Nasıl şey yapacağız oradakileri? Orası Yiğit abinin bileceği. Benim için beni sıkıntı yok. Beni soruyorsun kendine mi soruyorsun? Hayır ben pavyonla işim şey tabii ki oldu. Beni yalnız göndermezsin değil mi pavyondan yalnız sonra? Yalnız göndermeyiz abi. Ha? Ben bodyguardım ben seni. Boyun da uzun ha. Aynen abi. Kaç boyun? 1.87 falan var. 1.87. Ben de geleceğim. Sen gelemezsin abi. O zaman Yusuf gelmez değil mi? Aynen o zaman ben gelmem. Ne o zaman özgür davranamayız. Okuyorsun değil mi? Okuyorum abi. Ne okuyorsun? Ankara Üniversitesi'nde makine mühendisi okuyorum. Üçüncü sınıfım. Kaç yaşındasın abi? 2001'liyim. Oha büyük duruyorsun hadi oğlum. Hadi be. Aynen. Kardeşim aynı yaştasın. Eline merhaba burada. Şimdi şu ön tarafta da bir manzara var. Hadi oraya, hadi oraya bakalım. Gidelim. Sonra da Ankara turuna go. Şimdi bu manzara nereye bak? Ankara'nın doğusu mu kanka? Ankara'nın neresine bakıyor? Hemen bakayım. Şurası batıysa. Batı tarafı. Aynen. Burası kuzey. Kuzey. Wow. Buradan bu Ankara gördüğümüz yerde şu an Kızılay'dır, Tunalı'dır, merkezi olan, popüler olan, uzak olan, mezarlık dahil her yeri görebiliyorsunuz şu an. Ankara'nın bütün manzarası burada. Bu alanı o kadar güzel yapmışlar ki. Yani AVM'nin bir terasındayız ama çimenliği, terası hani çok güzel yapmışlar. İstanbul'da böyle bir yer yok mesela. Burası Ankara'nın ilk AVM'si miydi? Abi? Evet, ilk ve en eski AVM'si. Ya İstanbul'daki Akmerkez gibi. Gibi ama mesela diyorum ya sana aslında bir AVM'desin sen şu an ama çimenler serilmiş insanlar için çok güzel. Evet. Yani şey gibi yine bir park havasında. Evet. Yiğit Bey'i bir karşıma alayım. Bir soru sormak istiyorum. Evet bro. Ankara'nın plakası ne? 06. Ankara neden soğuk? Neden soğuk? Aslında cevabı verdin. 06. Git buradan. Yazıklar olsun.
Şimdi burası, şurada bir Sheraton otel var bu arada. Ankara'nın ünlü otellerinden biri. O bina da sembolik. This bina. One. Bu zaten Botanik Parkı şu aşağımızda. Bak bizim kanyon AVM'ye benziyor burası da, böyle havadar bir mekans. Tüm Ankara'yı buradan seyredebiliyorsun. Ankara sen mi büyüksün ben mi? Ne diyoruz? Kanalımıza ne yapıyorlar? Abone oluyorlar, like atıyorlar ve o çanı çalıyorlar. Bildirimleri. Aynen, bildirimleri açıyorlar. Yusuf bitir videoyu. Böyle. Şu an burada ne yaşanıyor? Ne oluyor? Biz neredeyiz? Biz neredeyiz abi? Şu anda ODTÜ Devrim Stadyumu'nda Quidditch izliyoruz. Arkadaşlar videonun az önceki kısmında izlediğiniz kısmının devamını getiremedik. Çünkü akşam saatine kaldık ve karanlık olmuştu. Anıtkabir'de kapanmıştı değil mi? Evet, Anıtkabir'e gidemedik ama gideceğiz. Bugün de yetişemedik bazı teknik sebeplerden dolayı. Ve bugün Ankara'nın geri kalanına devam edelim dedik. Buradan sonra yine Yusuf'la buluşacağız. Yusuf bugün arkadaşlarıyla Kızılay Meydanı'nda buluşmuş. Şu anda ben hayatımda böyle bir ortam görmedim. Arkadaşlar bu arada bu Devrim Stadyumu'nu görmüşsünüzdür. Şu an stadyumun tam ortasındayız. Kahve aldık. Yusuf arıyor. Yusuf'um. Yusuf aradı. Şu an arkamızdaki arkadaşlar ne oynuyor? Quidditch. F4'ü izleyenler bilirler. Orada oynanan bir oyundu. Bizimkiler burada uçamıyor ama... Yerde oynuyorlar. Yerde oynuyorlar. Hemen onun arkasında karate çalışanlar var. Karate çalışıyorlar şurada. Oraya da bakın arkadaşlar. Hemen öbür tarafta voleybol oynayanlar var. Ben size şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Neden bu kadar sakiniz? Çünkü burada yaklaşık yarım saattir buradayız. Ve bir tane yüksek sesle konuşan yok. Herhangi bir tartışma yok. Herhangi bir negatiflik yok. Herkes gülüyor. Herkes birbirine selam veriyor. Mutlu. Ya böyle bir şey yok. Ben şu an medeniyetteyiz ya. Biz bu arada yarım saattir İrem'le şöyle geziyoruz. Bir şey söylemek istiyorum. Zaten farkına varmışsınızdır. Arkadaşlar diye bir bağırarak kimse girmiyor. Ben çok sakinim. Böyle çok güzel değil mi? Böyle bir şey yok ya. Ben toprakla bütünleştim ya. Tekrardan üniversiteye gireceğim ve... Biz Yiğit'le bir karar aldık. YouTube artı emlakçı artı sınav çalışacağız. 11 ayımız var. Yaparız be acı be. Burası için yapılması lazım. Burası Türkiye'nin aydınlık yüzleri ya. Ya badminton oynuyorlar, karate yapıyorlar, köpeğini getirmişler, futbol oynuyor. Ne bileyim bir şeyler içiyorlar, uzanıyorlar. Bu arada etrafı koşu pisti. Hani. Aşık oldum ya galiba. Sesimizdeki bu sakinliği görüyor musunuz ya? Mutluluğu. Evet. Bu arada bu sahneyi sadece yabancı filmlerde göremiyorsunuz. Kampüs filmlerinde. Bilginiz olsun. Evet ya, yani aşık oldum görüyorum. Ya. Şanslı insanlar bu arada burada. Okuyan insanlar. Çok şanslılar. Ya şu sonbahara dönüşen yaprakları bir çekebilir miyiz ağaçları? Stadın arkasında. Bir bakar şey mısın? Oldu. Film. Film yani. Tam böyle şey yürüdük tam böyle başa geldik. Bütün stadyumu gördüğümüz an biz böyleyiz Yiğit'le. Şaka. Renkler çok güzel, insanlar çok güzel gerçekten. Bu Devrim Stadı mesela Ankara'da bilmeyen yoktur. Ve bu ODTÜ'nün sadece hani size şöyle diyeyim küçük bir bölümü. Daha mı büyük? ODTÜ inanılmaz büyük bir de. Ya hem devlet üniversitesi, Türkiye'nin en büyük üniversitelerinden biri. Uluslararası bir şekilde tanınan bir üniversite. Devrim Stadyumu burası görmüş olduğunuz gibi. Bunun dışında çok daha aktivite yapılacak, toplu organizasyonların olacağı etkinlikler oluyor. Neler var ODTÜ'nün içinde? ODTÜ'nün içinde mesela size de anlattım. Değişik bir yemek konsepti bulunuyor. Belli yerlerde açık büfe gibi her şey var. İstediğiniz her şeyi seçebiliyorsunuz ama kiloyla ödeme yapıyorsunuz. Her şeyin fiyatı aynı yani. Tabii ki. Her şeyin fiyatı aynı. Bu mesela nasıl bir şey ya? 1 kilo et alsanız veya 1 kilo ıspanak alsanız ikisinin parası da aynı. Gerçekten ODTÜ öğrenci inanılmaz önemseyen bir üniversite. Şimdi buradan mezun olan, bu yaşantıyı alan insan Türkiye'den yurt dışına gitmesi gayet normal ya. Çok kolay. Gitmeyin arkadaşlar ya. Bize lazımlar değil mi? Aynen. Bize lazımsınız. Bize lazımlar. Yani ne bileyim şu oyunu ben Türkiye'de başka bir yerde görmedim örnek yeri. Kesinlikle ben de görmedim. Gerçekten kampüsün içinde bir sürü bina var. Binlerce ve yemyeşil ve ODTÜ Ormanları diye bir orman var. Ankara'nın büyük bir kısmını kaplıyor. Tabii. Özel dikim. Tabii tamamen ODTÜ tarafından. Direkt ODTÜ Ormanları da geçiyor. Bunun dışında tabii oralar biraz daha şu an uzakta kalıyor ama ODTÜ'nün kendi Emir Gölü var mesela. O da Ankaralıların bu arada Emir Gölü'ne dışarıdan da giriş yapabiliyorsunuz. 14 kilometrelik bir alanı var. Orada bisiklet turları oluyor. Kanolarla ekipler oluyor. Son bir soru soracağım. Ondan sonra da muhabbeti şey yapalım. Devam edelim gezmeye çünkü. Yukarıda da bir görüntü alalım. Geometri bilen Pikachu'ya ne denir? Pikachu. Evet, doğru bildiniz. Peki simülasyon oyunu oynayan Türk artiste ne denir? Aa, bunu bilmiyorum. Ferdi Tayfun. Evet. Alakasız. Soğuk esprilerle. Devam ediyoruz. Neden bu soğuk espriler geliyor? Buranın ortamına girdiğim için mi? Ankara 06. Devam ediyoruz. Ben de devam. Manzarayı görüyorsun. Anlatmaya çok gerek yok herhalde. Burası hep böyle. Yaz kış sürekli dolu insanlar var. Hiçbir başarı yok yani görüyorsunuz. Size bu. Dur ve sadece bir 15 saniye şurayı izleyin. Renkliliğe bakın.
Böldüm ama böyle bir şey var mı? Ben seni burada kalırsın diye düşünmüştüm. Kalmak istiyorum. İrem şuna bir bakın. Yok işte, yok böyle bir şey olmadığı için kalmak istiyorum. Ben üniversite falan hayatı yaşamamışım ya. Bu arada benim babam ODTÜ mezunu. Ne? Evet. Gerçek mi söylüyorsun? Gerçekten. Vay be. Metalürji mühendisi. Kemal amcaya bak sen. Arkadaşlar şimdi Ankara turuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nereye gidiyoruz bro? Kızılay. Kızılay. Okey. Arkadaşlar Kızılay'da görüşürüz. Arkadaşlar şu an Ankara'nın merkezindeyiz. Bu Kızılay AVM gördüğünüz gibi. Şu an Kızılay meydandayım ve şu an burası İstanbul'un Mecidiyeköy alanı gibi. Ve arkam böyle komple binalarla, caddelerle dolu ve metro ağı falan buradan geçiyor. Full insan var. 7/24 bugün pazar, hafta içi olsa nasıl kalabalık olur düşünemiyorum. Doğru mu? Doğrudur. Ankara'nın merkezindeyiz şu an. Ankara'nın göbeğinde miyiz bro? Ankara'nın göbeğindeyiz diyebiliriz, evet. Şu hanımefendi dilenci mi? Şöyle bir para. Şimdi Yusuf'la buluşmaya gidiyoruz. Oradan devam edelim. Çok canlı burası ya. Bayağı. Hadi gidelim. Berk bize çıtır mantı yedirdi. Tam Mecidiyeköy. Buradan karşıya geçiyoruz. Evet. Kalabalığa bak. İrem bırakıp dönelim bence. Bence de. O gitsin. Aşağısı nereye gidiyor Kızılay'ın? Aşağısı Sıhhiye tarafına gidiyor. Oradan Ulus'a gidiyoruz. Sıhhiye. Evet. Orta bu yukarısı. Bak şu tabelalara bak. Yukarısı Tunalı tarafına gidiyor. Aha. Daha sonradan Hoşdere tarafına giderseniz işte Yıldız, Oran tarafı. Tam Ankara'nın ortası ha. Evet, merkez, çekirdek, Ankara'nın göbek. En merkez yerindeyiz. Pazar günü olmasına rağmen böyle böyle. Hafta içi daha mı kalabalık bro? Hafta içi daha kalabalık çünkü biraz daha mesai saatleri olduğu için hani bütün insanlar burayı kullanıyor. Bu Ankara'da nasıl bir yaşam istiyorsan ona göre de bir hayat var. Kesinlikle. Şehir dışı, şehir içi, merkezi. Buralarda çok yaşayan yok gibi. Daha çok ofis. Ya burada insan. Evet ofis ve mağaza. Osman Bey Mecidiyeköy gibi. Daha çok. Bir de metro ve ulaşım ağları var. İnsanlar işten eve arkadaşlarıyla buluşmaya falan gidiyor. Şimdi şu kırmızı ışık yansın, karşıya geçeceğiz. Buradan hani bulamayacağın saatler de burada. Onun dışında gelinlik arayan da buraya geliyor. Bankaya gelen de buraya geliyor. A'dan Z'ye herkes. Kuyumcular falan var. Ev eşyaları var. Telekomünikasyon mağazaları var. Nerede bizim Yusuf? Şurada bir yerdedir. Gelin. Yusuf'u arayalım bakalım nerede. Abi ne yapıyorsun ya? Ne haber yavru Uli? Çok şükür abi. Bu arkadaşı hatırlıyor musun? Selam. Kim bu? Ne bileyim abi. Yancı. Yancı mı? Arsız yancı. Şimdi evet. Biz ne yaptık? ODTÜ'ye gittik. Kızılay Meydan'a geldik. Burası bayağı bir merkez. Nasıl buldun sen? Güzel. Tatlı herkes. Ne yapalım buradan bro? Buradan Sıhhiye tarafında bir heykel var, Ulus tarafında var. Güven Parkı. Güven Park'a gidebiliriz evet. Yürüyerek mi? Ya şurası. Gidebiliriz evet. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Görüyorsunuz Yusuf en sıkı takipçilerimden. Bak mevzuma geliyor. Mevzuya gelmeyen takipçi olur mu ya? Takipçi diyorum da o lafın gelişi biliyorsun. Şimdi hareket yapacaklar, biz de onları YouTube'a yayınlayacağız arkadaşlar. Senin adın ne? Benim Sincap abi. Sincap. Evet abi. Ben Sincap, bize güzel hareketlerini göster hadi abi. Nereden çekelim biz sizi? Aa geliyorlar abi. Ha. Otobüslerin arkasına takılıyorlar, 100 kilometre hızla oradan bu yana geliyorlar. Böyle ayaklarında bir şeyler olamıyor. Yapmıyorlardır abi ya. Vallahi yapıyoruz. Vallahi yapıyoruz. Otobüs son sürat gidiyor. Hem de bir kişi değil, iki kişi. Biri sağda, biri solda. Otobüsün arkasında. Ben de motosiklet kullanıyorum ya. Motosikletle bunları takip ediyorum. Abi, fazla da yanaşmıyorum ki. Biri düşer düşer üstüme çarpar. Ayağımda tekerlek var. Binsinler gitsinler, tutulsunlar ne olacak? Binsinler de ama tehlikeli de. Bak şunu gösterin arkadaşlar. Sincap. Hangisi sensin? Abi sağdaki. O manyaksınız lan siz. Abi bir tavsiye ver şu arkadaşlara. Arkadaşlar biraz dikkatli olun. Yaşayacak olan sizlersiniz. Onun için biraz daha dikkatli olun. Hanginizsiniz bu? Hamur yaşıyor. Diyecek bir şey yok. Yani şimdi biraz daha dikkatli davranmalıyım. Genç olsaydın sen yapmaz mıydın? Ya şimdi o düşündürür. Genç olsam yapar mıydım, yapmaz mıydım? O enerjiyi düşün. Kaç yaşındasınız oğlum? 17. 17, 17, 16. Bak o şimdi enerjiyi bir düşün. Nereye atacak adam? Ya belki şimdi hani bizim dönemimizde böyle bir şey olmadığı için. Olsaydı. Yapar, sizin zamanınızda yapar, şey varmış dayı. Go-kart varmış. Onlara mı iniyordunuz? Abi görüşürüz. Hadi eyvallah. İyi akşamlar. Delisiniz oğlum siz ya. Hiç başınıza bir şey gelmiyor mu kadar? Geldi. Abi bak geçen düştüm. Bak
Bizde yara. Ama düştükçe öğreniyorsun, bir daha da düşmüyorsun abi, gibi bir şey. Abi. Instagram adresi. Sincap L3 abi. Rüzgar.lr9. Rüzgar.lr9. Sincap NHKT. NH. İsimleriniz niye böyle? İsik Abatay 06. Maminist abi düz. Adım Mami, Maminist. Ha, belki kızlar falan ekler diye ben de şey olur diye şey yaptım. Arkadaşlar görüşürüz. Hepinizi öpüyorum. Güzel şovdu. Başarılarınızın devamını diliyorum. Hadi görüşürüz. Haftaya bakın. Pateni mesela kaymayı düşünüyorum. Düşüyorum. Vay hayvanlara bak ya. Helal olsun ya. Cesarete bak. Biz yolda zor yürüyorum abi. Ben haftalık 10 bin adım atıyorum. O kadar haftalık. Hadi geçelim karşıya. Bugün yaklaşık olarak Berk de dahil 8730 adım atmış. Bir günde 8730 adım. Berk'e destek verin arkadaşlar. Berk için bağış topluyoruz. Adım evet, bağışı. Evet, adım bağışı. Adım bağışı. Evet, Güven Park. Buranın önemi ne bro? Nereden gireceğiz? Abi şuradan yandan gir. Sağdan. Hop pardon. Bayağı kalabalık ha bro. Ankara'nın merkezi mi? Hacı. Merkez abi. İstanbul'a geldin mi hiç? Mecidiyeköy var ya. Mecidiyeköy'ün aynısı. Tam merkez. Mecidiyeköy de aynen böyle ya. Metro tam orta nokta. İnsan kalabalığı. Şuradan akalım. Yusuf, ODTÜ'ye gittin mi daha önce? Yok abi, nasip olmadı. ODTÜ inanılmaz bir yer oğlum. Başka böyle heykel falan var mı Ankara'da? Ankara'da Sıhhiye tarafında var, Ulus'ta var. Atatürk heykeli var. Aha. Buradan sonra bizim programımızda... Sıhhiye, Ulus. Ulus. Hava karardı biraz, ne diyorsun? Gayet iyi mi aydınlık? Bence yürüyerek geçelim. Ya yürürüz. Arkadaşlar şimdi Kızılay Meydanı'ndan Sıhhiye'ye gidiyoruz. Yine Yusuf Dikmen, o bir kral, adam, reis. Berk kardeşim, kuzenim. Bana bir tanıtım yapıyorum. Şey nerede, arsız? Gel buraya. Arkadaşlar evet, Sıhhiye'ye gidiyoruz. Sıhhiye'de görüşürüz. Bizi merak ediyor muydun gerçek hayatta? Aynen abi, ediyordum. Hele senin enerjini böyle gerçekte daha yani canlı görebilmek istedim seni. Öyle mi? Aynen. Peki şaşırdın mı? Yani gerçek hayattakiyle aynı fark mı? Biraz daha iyi diyebiliriz hatta. Biraz daha mı? Aynen. Daha mı samimi? Aynen. İrem abla biraz daha fazla saçmalıyor. Çok arsız ya o. Aynen, çok arsız. Nerede o? Nerede kayboldu ya? Herhalde dileniyordur. Dilenci. Aynen, en son dileniyordu. Peki şey var mıydı hani ya Yiğit abi böyle samimi görünüyor ama gerçekte belki farklıdır falan. Yok abi, öyle bir şüpheye hiç girmedim. Hiç girmedim. Girenler var biliyor musun? Girenler olabilir ya. Onlara bir tavsiye ver. Arkadaşlar hiç öyle göründüğü gibi değil. İrem abla vahşetül vahşet yani. O kadar. Kendisini çok seviyorum. İnsan sevdiğine takılır. Seni geri takip etti mi? Geri takip etti. Heh. İnşallah İstanbul'a gidince geri çıkmaz. Ben hallederim onu, sen merak etme. Cezasını keserim. Baksana şey gibi, dayı gibi yürüyor. Dayı gibi, eller arkada. Video içeriği önerim var mı? Abi şunu yap, bunu yap falan. Yani İrem'e kışkırtma demiştim. Bu sefer olmadı. Bir dahakine. Bir dahakine inşallah. Nasıl bir kışkırtma yapalım bunu? Orasını şimdi söylesek hazırlıklı olur kendisi. Hazırlıklı olmaması lazım. Onu seninle abi ayrı bir yerde konuşalım. Planlayalım onu. Aynen, onu planlayalım. Sıkıntılı bu ha. Sıkıntılı olsun abi. Biz de sıkıntıyız. Biz de sıkıntıyız. Biz de sıkıntıyız. Ankara bebeğiz lan biz. Hayırdır kardeş? Hayırdır. La bebe. Ay Yusuf'um ya valla. İstanbul'a geldin mi daha önce? Geldim abi. Nereleri gezdin? Kadıköy, Eminönü. Aha. Oraları gezdim abi. Zekeriyaköy'ü artık biliyorsun. Ya orası zengin olduğu için pek bilemiyorum ama senin sayende öğrendik işte zengin yeri olduğu için. Biz zengin muhitteki Robin Hood'uz. Aynen abi. Biz oranın garibanıyız. Sen garibanın yanındasın. Garibanın yanındasın. Bunu dün de söyledin. Aynen öyle. Bunu niye söyledin? Abi şunun gibi bir garibe, benim bunun gibi yanı dolaştırdığın için sen garibanın yanındasın. Değil mi? Aynen. Başkası olsa dolandırmaz. Dolandırmaz. Tekmeyi vurur şöyle. İttirir. İttirir atar. Onu hakikaten bunun için mi söylüyor yoksa hani hissiyat olarak mı? Hissiyat olarak abi senin sıcakkanlı zaten her zaman gariban, fakir halkın evet. Yanındasın abi. Eyvallah, sağ olasın. Ben var ya milyonlarım da olsa şu hayat stilim hiçbir zaman değişmez. Değişmez ya. Abi, sen de değişmez. Dubai'ye ne zaman gidiyoruz abi? Bir iki ay içerisinde işleri düzenleyip gideceğim. Orada bir broker var, beni bekliyor. Seni bekliyor. Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Nasıl bugün konuşacağız baba? Sizedeyiz kardeş. Selamun aleyküm baba. Aleyküm selam baba. Ankara güçlü müsün baba? Ankara güçlüyüm baba. Sen neresin? Ankara güçlüyüm diyorum. Kolumda fatça yok. Nasıl Ankara güçlü amına? Ameliyat oldum baba. Ameliyat mı oldun baba? Biz ameliyat ediyoruz baba. Arkadaşlar şimdi Yusuf Kuz bize burayı anlatsın. Bu arkamızdaki heykeli ve Ankara valini bir nereden yürüdük? Kızılay'dan buraya, Kızılay Meydan'dan buraya yürüdük. Burada geyik heykelimiz var. Dışı simit diye adlandırılıyor artık simitse. Burada Ankara valiliğimiz var. Bu neyin heykeli? Bu neyin heykeli? Ankara'nın eski sembolü. Ankara'nın hem geyiği meşhurmuş hem de simidimiz özeldir bizim. Aynen. Öyle mi? Tabii. Bildiğimiz simit. Ankara simidi farklı. Ankara simidi. Aa, hiç yemedik. Pekmezli
tarzı yapılır. Arkadaşlar bunu öneriyorsanız bir yiyelim. Arkamızda da Ankara Valiliği var. Eski evet. Bir valilik mi? Bu binası yeni yapıldı. Gayet şık. Ankara hakkında duruyor. Bütün düşüncelerim değişti valla. Hep diyorlardı ki Ankara soğuk, gri bir şehir. Yok öyle değil. Eğlenceli. Özellikle senin gibi biri. Aynen ve abi. Senin gibi bir kardeşim varken. İnebi de saldık arkadaşlar. Tren herhalde araba çarptı. Burası nereye gidiyor? İlerisi Ulus'a İleride. Gidiyor. Bu tarafa doğru gidersen de Ankara Garı var. Aynen. Evet. Buranın bir de en lüks semtlerinden Panora, Orhan Mahallesi var. Orhan. Arkadaşlar hava karardığı için birazdan İstanbul'a doğru yola çıkacağız. Bir dahaki Ankara'ya gelişimizde orayı gezeriz. Anıtkabir'i de bir dahaki bir iki hafta içerisinde, üç hafta içerisinde tekrar gelip çekeceğim ve onu yayınlayacağım bura. 10 Kasım'da da özel bir yayın olacak, paylaşacağım onu. Aynı zamanda 10 Kasım'da tekrar gelip canlı yayın açmayı planlıyorum. Özel bir gün değil mi? Gelmek lazım. İçim teşekkür ederiz. Ben teşekkür hoş ederim. Hoş geldin. Hoş bulduk ve hoş gidiyoruz. Bizi iyi yedirdiniz, içirdiniz 2-3 gün boyunca. Kaç kilo aldın? 2 kilo aldım kanka. Baksana. Bayağı yedik. Bayağı bunu. Olmuş abi bayağı. Aynen. Evet artık videoyu kapatalım. Kapatalım. Sen benim videoları nasıl kapattığımı hatırlıyorsun. Meğersem izlemiyormuş videolarımı. Sonlarında İrem olduğu için pek izlemiyorum. Arkadaşlar Yusuf şimdi videoyu benim gibi kapatacak çünkü biliyor. Evet. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İremsiz günler. İremsiz günler. Yiğit portakallı günler. Görüşmek üzere. Merhaba, ne haber? Kullanıyor musun YouTube? Kullanmıyor musun? Kullanıyorum. Kullanıyor. Ama izliyorum sadece. Yiğit Portakal kanalına abone olursan bir hafta sonra bu videoyu görebilirsin. Tamam. Tamam. Bir şey söylemek istiyor musun başka? Bu kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de yorum yazmayı unutmasınlar. Bir de yorum yazmayı unutmayın. İsmin neydi? Hasan. Instagram kullanıyor musun? Tamam. TikTok Hasan. Kullanıyorum. Hasan'ı TikTok'tan takip edin arkadaşlar. TikTok hesabın ne? Hasan43.28. Ne? Hasan43.28. Hasan43.28 takip edin. Görüşürüz. Kendine iyi bak.